Türkiyəli müğənni Fatma Polat Bakıya gəldi. Müğənni gəlişinin məqsədini Star Life-a danışdı. Türkiyəli müğənni Fatma Polat Bakıya gəldi. Azərbaycan şov biznesinə qatılmaq istəyən Fatma Poladı bundan sonra şəhərimizdə çox görəcəksiniz. Sənətçi Azərbaycanın bir musiqi şirkəti ilə 5 illik müqavilə imzaladı. İçimə atıyorum aşk, ölüyorum daima. Seni göz göre göre kaybediyorum. Geliş nedenim Yegane Prodüksiyon ve Yapım Şirketi. Yegane Prodüksiyon birçok ülkede yapım şirketi kurdu. Yeni şarkılarım Azerbaycan'da yapılacak. Yönetmenimizle birlikte inşallah. Şu an yeni bir şarkı hazırlıyoruz. İnşallah bir aya kadar yeni şarkımız hazır olur. Şarkımızın klibini Kiev'de çekmeyi düşünüyoruz. Tabii ki bu arada ayda bir en azından gelip gideceğim. Çünkü şarkının bitmesi için kısa bir süre var elimizde. Çünkü yaz sezonuna yetiştirmemiz gerekiyor. Musiqiçi Mahir İbrahimovla iş birliyinə başlayan Fatma xanımı mahnı yazdırarken iş başında görüntülədik. Hoş gelmişsiniz. Bestesi böyle bize aitti. Adı Kırık Kalem ve Son Duruşma. Böyle bir mahnıdır. Bu aralar sıkıntılarım var, üzerime gelme demedim mi? Biraz anlayış, biraz sabır, sorunlarım var. Anlık ayrılıklar olabilir, ikimiz de yıkılabiliriz. Seni sevdim, hep seveceğim, belki de geçer. Artıq işə başlamısınız. Bəs niyə mahnınızın sözlərinin türk dilində olmağını istədiniz? Bu türkçə ama bu single tek şarkı olduğu için türkçə. Yeni albüme girdiğimiz zaman tabii ki Rusça da okuyabilirim, Azerbaycanca da okuyabilirim. Albümde olacak, birkaç çeşit dilden olacak. Biz Fatma Hanım'ı Rusça da okuturacağız, Özbek dilinde de okuturacağız. Yani her cür, biz böyle bir fikrimiz var, eğer alınsa da. Niye de alınmasın? Azerbaycanlılar her bir dilde okuyabilir. Onlar da bir deneye göre ne var ne yok. Biliyorum tabii ki. Aziz dostumu çok dinlerim ben. Türkiye'de çok da beğenirim. Yaxşı Fatma Hanım, madem ki Azerbaycan mahnılarını bilirsiniz, onda kameramız önünde gösterin məharətinizi. Aziz dostum benden küsüb incidi, ayrılık ya kimin yetiyeninden. Na 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 na. Sen beni rezil etmeye kafaya koydun çocuğum. Burada eğer ki bir protesto olursa sen. O gidip kalmışam hasretindeyim. O gidip kalmışam hasretindeyim. Raya. Raya klibi girmişti. Kral TV'de dönmüştü. Mehmet Obrahimov, Alemov hep böyle olduğu için hangisini? Ya ben Azerbaycan'la alakası olmayan bir insanım normalde. O zaman niye geldin? Uzaydan geldim. Sepetle Türkiye'ye doğru geldim. Evlatlık alan olursa gideceğim. Artık Elif, B, T biz de öyle öğreniyoruz. Aynen. Öğreneceğiz. Fatma xanım, ümid eləyirik ki, bir müddətdən sonra Azərbaycan mahnılarının sözlərini də tam öyrənəcəksiniz. Mahir bəylə də iş birliyinizi təbrik eləyirik. Xeyirli olsun. Dəblə və zövqlü geyinməyi sevən xanımlar, bu xəbərimiz sizin üçündür. Ekrana yaxın əyləşin. Xanımlara şad xəbər. Daha bir ünvanda da Las Vegas mağazası açıldı. Bildirmək istərdim ki, Las Vegas olaraq artıq bu 4-cü mağazadır ki, alıcılarımızın xidmətinə təqdim edirik.
Gördüğünüz gibi mağaza tam yeni konsepsiyada hazırlanmıştır. Yeni modeller ve alıcıların rahatlığı için bütün tedbirler görülmüştür. Hanımlar bu mağazada dəb aləminin son tendensiyalarıyla tanış ola bilərlər. Geyimlərin rəng çalarlarda məhz yaz-yə mövsümünə uyğun seçilmişdir. Lakin əlbəttə ki, həmiş olduğu kimi işgüzar xanımları da yaddan çıxarmırıq. Onlar da bu mağazada öz tərzlərinə uyğun, zövqlərinə uyğun istənilən geyimi əldə edə bilərlər. Məqsədimiz xanımları dəbli geyimlərlə sevindirmək. Zaten Azərbaycan xanımları onsuz da ən gözəl xanımlar olduğu üçün onları sadəcə olaraq daha cəlb edici, daha füsunkar etməkdən ibarətdir məqsədimiz. Odur ki, hamını öz mağazamıza, yeni mağazamıza dəvət edir və alışverişdən zövq almağı tövsiyə edirik. Buradakı çeşit-çeşit geyimlər xanımları valeh eləyəcək. Açılışda iştirak edən məşhurlar da Las Vegas'ın geyimlərinə biganə qalmadı. İndi bizə baxanlara deyirəm, əgər mənim zövqümə inanırlarsa, bu mağazanın, yəni Las Vegas mağazasının yanından ötüb keçməsini mütləq bura gəlsin. Bol çeşid və alıcıları məmnun edəcək yüksək xidmət. Zövqümə uyğun paltar tapmıram deyib, gileylənməyin. Yolunuzu Las Vegas'dan salsaz, hər şey ürəyinizcə olacaq. Məşhur cütlük Lalə və Nurkan Azərbaycanı tərk edərək Türkiyəyə getmək qərarına gəldi. Cütlük niyə getmək fikrinə düşüb? Starlife onları sorğusu ala tutdu. Lale və Nurkan cütlüyündən yeni klip gəlir. Bax, bizim indiyə qədər kliplərimizdə, yəni belə cüzi bir sujet kimi bir şey olurdu. Yəni ən çox musiqini yəni diqqətdə saxlamaq istəyirdik, amma burada tam sujetdir. İndi yəni ki, ola bilsin başa düşməsinlər, amma əvvəldən axıra qədər baxanda çox maraqlı bir sujet var orada. Həyatı bir an, hadisə baş verir o. Cütlüyün bu klipində tamaşaçıları sürpriz gözləyir. Mən yox, açıqlama lazım. Yox, mən orada öyle bir sürpriz var ki, ben özellikle Emin'in ben gece gündüz telefonda baş beyninin etini yiyorum ki. Yorduk olan. Emin, bu olacak. Diyor, bu buraya gitmiyor. Diyorum, gitti gitmedi, bu olmalıdır. Çünkü benim klibim bu sürprizin üzerinde kurulmuş. Çünkü tanıtımına çok mükemmel bir şekilde hazırlandık. Biz o öyle bir sürpriz ki sizde de marah doğurdu. Ama yok. Yok, kimse çekilmemiştir. İkimizden başka kimse yoktu. Yok, aktörler var. Yani hadiseye göre, hiç. Rola göre bazı aktörler, uşaq var, orta yaşlı bir hanım var. Ama orada öyle bir sahne var ki. Nurkan Bey, klipin senaryosu hakkında az da olsa məlumat verdi. Burada hikaye kısaca şöyledir. Mesela ben gidiyorum ve o kızı görüp giden kızı mesela aklımdan çıkmıyor, geri dönüyorum ve bu kızı hiç bilmediğim bir ülkeye geliyorum mesela, böyle diyelim. Ve bu her şey, her riski göze alarak ben bu hanımefendiyi ben aramaya başlıyorum. Araya ve o şekilde de yani canım da çıkıyor. Yani evet, ben hiç şeyde olmuyor. Her şeyi açtın, gördün ki. Klip böyle kısaca ben söyleyeyim, böyle bir şeyden ibaret. Seni çok sevdi bir zamanlar.
yanar yüreğim. Hiç inanmazdım ayrılır benden ellerim. Bir zamanlar beni gülen o gözleri. Neden ağlayır, neden sızlayır, neden titreyir dizleri. Bitmeyen bir varlıksan, dünyamda bir dünyasan. Nurkan Bey, son zamanlar mətbuatdakı yazılarınızı oxuduq. Niyə birdən-birə Azərbaycanı tərk eləmək fikrinə düşmüsünüz? Hələ də yəni ki o planda var. Əslində hazırlaşırıq, amma yəni ki zamanı bəlli deyil. Bir ay olacaq, iki ay olacaq, üç gün olacaq. Şunu ben bugün yerli kanalların özel kanallardan birində oldum. Ben orada açıklamamı verdim. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü ben bir kere yazdım, bitti. Yani o mesela kendilerini de tanıyor herkes. Ben kimseyi burada rencide, kimseyi ayıplama niyetinde de değilim. Çünkü sonuçta bize yardım eden büyüklerimizdir. Ben o makalemde, o yazımda ne yazdıysam ne eksik var ne de ki fazla var. O an, o an yazdıklarımın da arkasındayım. Yani kötü niyetle demiyorum, iyi niyetle. Çünkü ben kimseyi orada kötülemedim. Hiç kimsenin adını kullanmadım. Sadece benim o andaki düşüncem neyse, düşüncem onu yazdım. İstesem de şu an onu ben yazamam. Çünkü o an o ihtiyacım vardı onu yazmaya. Zaten beraber çünkü şu da var, o yazıdan biraz yazı şey edenler oldu. Yazı öyle bir şey ki ben bir adım atmadan önce bin kere düşünürüm. Ve öncelikle sanatçılığımızdan başka hepimiz bir insanız. Hepimiz Allah kuluyuz. Ben her zaman bir adım atmadan önce ailemi düşünerek atarım ben. Çünkü sonuçta yarın o bizim ailemizin adıdır. Yani o yüzden ola bilər bu fikirden daşınasız. Yok biz ben Koç burcuyum. Ben Koç burcuyum. Ben beynime koydum, maksadıma da ulaşan insanım. Ne bürcü olursunuzsa olun, kadın büyük güvvədir. Lale Hanım istəməsə gedə bilməzsiz. Gel 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 yanıma. Gel alın qollarıma. Belə sevən bu dünyada kaçırma çıkmaz başına. Yox, bilirsiniz necədir? Biz təməlli olaraq yəni bir dəfəli köçmək niyyətində deyilik, amma hər zaman demişik, sadəcə olaraq indi doğrudan da yəni zamanıdır, yeridir, vaxtıdır. Orada işlərimizə də davam edəcək, bir müddətlik orada da olacaq, amma buradan yəni tam qopan deyilik. İstərsəməz mənim yaxınlarım, dostlarımız, qohumlarımız hamısı buradadır. Bir çox məşhur müğənnilərimiz Türkiyə şov biznesinə qatılmaq üçün işlər gördü. Onlar hər zaman Türkiyədə iş görməyin çətin olduğunu etiraf eləyir. Gedib Türkiyədə sıfırdan başlamaq sizin üçün çətin olmayacaq. Destek şu şekilde oldu. Mesela ben eğer şarkı çıkarıyorsam ve ben bütün kanalları demiyorum. Bazı bakımlı kanal bir şey efirler olur, şeyler olur. Hepimiz görüyoruz. Eğer ben oraya çıkamıyorsam bu yaptığım işlerin bir manası var mıdır yok mudur? İnşallah neden olmasın ki? Ben demiyorum ki bütün ben demiyorum Türkiye'yi ben fethedeceğim, ele alacağım. Onu ben demiyorum. Sadece öyle bir işleri var ki yani orada da yapmak lazım. Ben demiyorum buradan temelde gideceğiz. Ama ben şunu da belirtmek istiyorum. Ben sizin kanaldan hiçbir kötülük görmedim. Ben bunu altını çiziyorum. Çünkü en baştan beri, ilk günden beri Hazer TV bize en destek verenlerden biri de Hazer TV oldu. Harda olursuz olun, size senet işlerinizde uğur arzulayırıq. Niyetiniz hayırlı olsun. Lady Sharm adını artık eşitmeyen kadın yoktu. Əziz xanımlar, Lady Sharm sizə daha bir, yox, iki sürpriz etdi. İndi sürətimizdən hər şey aydın olacaq. Adını brendə çevirmiş Lady Sharm'la daha iki yenilik. Birincisi odur ki, Lady Sharm Beauty Center artıq xanımların ixtiyarındadır. Lady Sharm Gözəllik Mərkəzində xanımlarımız arzu etdikləri xidmətlərdən, yəni gözəlliklərinin qayğısına qalmaq üçün bütün xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. Bura üçün xüsusən Türkiyədən saç ustası dəvət etmişik ki, onun inşallah ki əlinin o yaratdığı o gözəllikləri xanımlarımız öz üzərlərində sınayacaqlar, Kan ustanın əl işlərini. Gəlinlik makyajları, gəlinlik saç üzümləri burada çox gözəl şəkildə olunacaq onlara. Yeah.